بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٍ. Evet, haletin ilk mukaddemesi oldu. Şimdi ikinci ders. Bu halet kelimesi biz okurken lugata bile bakmayız. Halet işte, halet üreyen bozuldu. Haletim kaldırmıyor. Haletim çok etkilendi. Olması gibi hani hep kullanırız. Ama hep neticesinden bahsederiz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi okuyacağım bu ders. Toplama bayağı da fazla, sayfa sayfa biliyorsunuz öyle nasıl çalıştığımı, bir tanesini göstereyim de size. Mesela metin anladım, metin anladım, metin anladım, metin anladım, böyle yani, böyle çalışa çalışa hiç üşenmedim. Niye gösteriyorum? Teşvik olur, böyle çalışın. Ben bunu Rüştü abiden gördüm. O da Zübeyir abiden gördüğünü söylüyor. Şimdi toparlıyorum. Halet hakkında hemen ilk cümleye bakma. Okuyacağım. Ta sonuna kadar sabredeceğiz. Bakayım ne var, bizde ne oluştu. Benim ne anlattığım değil. Hatta psikoloji için şeyler yazıyorum ya siteye. Mesela çözüme ulaşamıyorum. Şu anda sitede yeni ders attım şu anda. 10 dakika oldu. Yazı yani. Ders değil. Ne görüntülü ne sesli. Çözüme ulaşamıyorum. Nerede hata yapıyorum? Yazısı 4 sayfa. Şimdi nerede hata yapıyoruz? Orada şöyle dinleyeceksin, bunu da öyle. Benim ne anlattığım değil de senin bir ajandan olmalı. Okurken veya seyrederken, dinlerken mutlaka yanında ajanda olsun. İlgini çekti, durdur. Sana yaptığı intibahı yaz. Benim ne anlattığım değil. Benim ne anlattıklarım senin bazı şeylerini aktif edecek. Yani senin gizli kalmış sıkıntıların, çözümsüzlükler, kangren olmuş, o düğümler yüzeye çıkması için yapıyorum ben o yazıyı. Yani ha benim için sırf taklit edersen papağan gibi maymunculuk olur. Sen onu bak. Şimdi halete başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sonuna kadar sabredeceğiz. İlk cümle, son cümle falan değil. Bütün. Cümle okuyorum. Yani toplama yaptım. Kaç sayfa yaptım? Bilmiyorum ama en az size söylüyorum. 20 sayfadır. 20-25-30 sayfa. Mübalağa olmasın diye düşürüyorum. Böyle defterde sayfa. Şöyle. Oradan derse takdim edeceğim miktarı seçiyorum. Size lazım olduğu kadar seçmeye çalışıyorum. Kaynağı içseldir halet. Ortaya çıktığında her şeyi içine alıyor. Sözler 17'den buldum. Böyle bir şey. Çıkarttım. Başka? Yani sayfa söyledikten sonra bir cümleye başlıyorsan başka bir cümledir. Örneğin, insanın dünyada hususi dünyasını oluşturur. Sözler 43. Bir de okuyorum. İnsanın dünyada hususi dünyasını oluşturur. Bu halet rahmet ilahi ve de gadab ilahi gösterir. Seni bunun içine koyuyor. Sözler 203. Yani
Allah sana gadap mı ediyor, rahmet mi ediyor, haletini anlarsın. Yani halet aslında verici olarak kaynak hariçtir. Bende olan haldır. Bendeki halin ortaya çıkması için haricin tesiri gerekiyor. Yani haletimizin kaynağı hariçtir. Ha Allah'tır, ha hadiselerdir. Haletler karşıya sirayet ediyor. Onun için oturduğunuz kişilere ve mekanlara dikkat etmek lazım. Yani mesela çok ilginçtir, çok tuhaftır. Mesela burada bir iş yapıldı senelerce. Bak bu çok önemli ama. Ne olur bu çok bundan bahseden pek yoktur. Burada bir iş yapılmış. Ve kapanmış gitmiş. Buna ciddi, bunun üzerine manevi bir badana ve boya yapılmadıkça burası kıyamete kadar o halde durur. Yani ecdadın camisindeki yaparken veya hangi zihniyette yapılmışsa, kimler namaz kılmışsa kendilerinden çıkan sirayetler, haletler orayı boyamış, sıva yapmış. Dolayısıyla oraya giren oradaki haletlerin, cisimleşmiş haletlerin, cisimleşmiş insiba ve inikasların ve sirayetlerin sana aynen kabiliyetine göre yansır. Diyorsun ki etkilendim ya. Ya çok ruhani bir yer. Ya ben sıkıldım orada ya. Of. E tüf. Ne oldu ya falan diyor o arkadaşın yanındaki. Ya bu gayet iyiydi. Yok. Ben sıkıldım ya. Herkesin farklı frekansı var. Niçin anlatıyoruz bunu? O zaman oturduğun, kalktığın kişi, oturduğun ve kalktığın yer daha önceden belirle, gitme. Mutlaka sana sirayet eder. Bir örnek vereyim. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki, kirli çamaşıra diyoruz, koku değil, sabun lazım. Yani, biraz seçeyim ki, ailevi bunu. Yani kardeşim, her neyse onu seçeyim, anlatayım, anlatmam. Tamam, ne anladınsa. Dikkat et. Haberin olmadan yükleniyorsun. Hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Şu çok ilmi bir gerçektir ki, kesin adın soyadın gibi olsun. Gördüğün, duyduğun, kokladığın, tat aldığın, dokunduğun, sevk ve şevk ve bulunduğun ortam, kesinlikle ve kesinlikle içeriye giren her şey canlıdır ve ruhludur. Unutma ne olur. Göle girdin, parmağımı soktum, ıslanmaması keramet olur, adetullah zıttır. Buraya sokunca ne oluyorsa ki senin için, hangi yere girersen, ne dinlersen, vallahi, billahi, tallahi içeride canlıdır. Bak, üfürme. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Benim ruhum, kalbim, vicdanım, dimağım, imanım, itikadım, kelamım ve örf kültürüm olan şeyim, uslubum, vallahi, billahi, tallahi, Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şeytan musad etmedi. Bu ayetin içindedir. Ben varım. Yani o dolayısıyla tıbben çaresi olmayan müzmim hastalar bu nefeste düzeliyor. Sözler kaç? 255. Aferin. Hasan uydurdu ha? Tıbben ileri hududu bu. Tıbbın varamadığı müzmin hastalıkları. Peki abi bana tesir et. İnanmıyoruz. Çünkü kelam ilahinin içerisinde ne varmış?
Söyle söyle. İlim, irade, kudret var. Sen ne kadar inanırsan, ilim, irade, kudreti tazamun eden kelami ezeli. Sayfa kaç? Sözler? 433. Aferin lan. Bugün formundasın. 430-33 mü? 33 biliyorum. Sağ tarafta, üst paragrafın ortasında. Kaç? 33. Tamam. Öyle zeki bir insan değilim de çok işime yaradığı için kullanıyorum. Peki şunu da ekleyeyim. Dayanamayacağım. Kur'an'ın yazısı var ya. Her elham, her bir harf ne olur? Aynı şöyle düşün. Bir çekirdek gibidir ağaç içinde. Bir sperma düşün. İçinde ben varım. Bir kelam düşünün. Ağzından çıkan kelam. İçinde ben her şeyim var. Kur'an'ın her bir harfinde Allah'ın ilmi, iradesi öyle var. Çekirdek mahluktur. İçindeki program mahluk değil. GPS gibi. Uyduya bağlantı yapıyor. Harf GPS gibidir. Kur'an harfi lahuta, ceberuta, melekuta, alemi gayba bağlı. Burada GPS alet. Şey var ya GPS, bir tane böyle çip. Koy buraya. Yapıştır. Yapıştır. Ne o seslendir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Navigasyona adres yazmak. Tak 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 tak. 40. sokak. No 14. Zeytinburnu. Tak. Hop. Harita geldi. Neredesin? Esenler'den geleceksin. Gökalp Mahallesi. 40. sokak. No 14. Geliyor mu gelmiyor mu? Peki elindeki navigasyonda mısın bulunduğun yer? Hayır. Bulun diyen Bağcılar, Esenler ama gidecek yol gözüküyor. Heh, bu telefon kutusu Kur'an'ın harfidir. İçerisindeki ne kullanıyorsan mesajdır, sestir, videodur, navigasyondur, haritadır, her şey. Ne varsa telefonun kendisi harftır. Kur'an harfidir. Bunu 100 sene önce söylesem, ya bu kadar kutuyla bak bununla, dünyayı görürüm. Duyarım da değil ha. Google'a gidersin, bir şehrin mobesesine girersin, şehri canlı seyreder misin etmez misin Malatya'nın merkezini? Ha? Mesut? Öderiz. Mobese giriliyor değil mi? Geçenlerde Rize'ye girdi mi? Abi dedi, senin dersini dinledim dedi, şu anda dut satıyorum dedi. Ha, 2 gün önce. Abi mobesinin tam karşısındayım. Hakikaten şuna gir, telefona. Ondan sonra girdim, tak. Böyle yapıyor. Acayip bir şey ya. Beşerin yaptığı bu kutuda, cansızda canlı gözükecek. Kutuda cansız iken canlı burada gözükecek. Hayatsız kutuda hayatın tezahürleri gözükecek. Duygulandıracak beni, ağlatacak, düşündürecek. Bir sürü şekiller vesaire, sesler ve yazılar bu kutuda tezahür edecek. Kur'an harfinde Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti tazamun etmeyecek. Tezahür etmeyecek. Peki. Bu ruhtur. O adam, yani o programa girmemle programın açılışında Malatya'nın gözükmesi de bu telefonumu boyaması halettir. Haletin kaynağı hariçtir. Ortaya çıkan durum bendedir. Onu dimada, kalpte ve fiilde tezahür eder. Başka, dimağın her bir mertebesi ki tahayyül, dimada 7 mertebe var. En dipte soğan kabuğu, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Her birinden çıkan halet vicdanda, zihin şıkkında bütünleşiyor. O da ruhun ya cenneti veya cehennemi oluyor. Sözler 706. Bak. Elime bakın. Dimada mertebe var. Erdinç. En dip. Tahayyülden çıkan bir yapı. Yani tahayyülün kokusu. Sesi. Sureti ne dersen. Sonra koy tencereye. Tasavvur. Tasavvurumda düşüncelerim.
den öne çıkanlar, koy tencereye. Taakkulum, akıl, tasdikim, izanım, iltizamım, itikadım. Hepsinden çıkan tek teklerimi koy tencereye, karıştır, vicdana iniyor. Bu vicdanın hangi birimi karşılıyor bunu? Aferin be. Böyle olunca hoşuma da gidiyor da yani demek karşılık buluyor. Bana da keyif veriyor. Diman bütünlüğü, diman direkt etki vicdanın karşılığı oradaki müşterisi zihindir. Bedendeki hareketleri vicdanda vicdanımız inkişaf ediyor. Hangi birim? İrade. Allah için sevmek, Allah için sevmemek. His, vicdandaki his. Demek ki o bendeki halet kaynağını söyledim. Dimağım her bir yedi mertebesinin bütünlüğünden vicdanımdaki zihne intikal edenle ruhum ve kalbimde ortaya çıkan durum halet. 706 sözler. Aslan ustad. Ne anlatıyor acayip. İnsanın ruhunu matematiksel çözümler yapıyor. İştevini anlatıyor. Ben şeyi çok seviyorum. Balık vermeyi değil. Balık tutmayı var ya böyle. Çin atasözüymüş o. Yani bir bilgi vermek değil böyle coştum falan. Sistem nasıl çalışıyor? Ondan sonra sen kur içerisine kendini kur. İçerisine hanımını koy. Çocukları koy. Nereye koyacağını bilirsin artık. Hanımı nereye koyacağını bilirsin. Çocuğu nereye koyacak? Nasıl davranacaksın? Al paldır küldür saldırmazsın. Tamam bilirsin bu burasıdır, zaafları güçlü falan. Haletlerini etkilemeyi bilirsin ya. Hanım etkilemek istiyorsan sakın tasavvurundan girme. Tahayyülünden gireceksin. Erkekleri etkilemek istiyorsan tasavvuruna gireceksin, akıllı olacaksın. Yağlayacaksın ki gıcırdamayacak. Gıcırdarsa iyi oluyor. Olmuyor, kaput ses yapıyor. Başka? Ne kadar sırat-ı müstakim olursan, hayat madeni lezzet, alam olur lezaiz, ifrat ve tefrite ne kadar düşersen o kadar elem alırsın, bu haletin menfisi de var, müsbeti de var. Bak, ne kadar sırat-ı müstakimde olursan, sırat-ı müstakim diye bir ders var şu anda sesli. Görüntüsü de ara ara 15 gün sonra çıkar. Çünkü 15-20 tane ders var. Yayına daha girmesi sırasını bekliyor. Niçin anlatayım? Sırat-ı müstakim dersi çok önemli de. Bak, ne kadar sırat-ı müstakimde olursan hayat ne olur biliyor musun? Hayat madeni lezzaiz olur. Lezzetlerin madeni olur. Hayat yaşamaya değiyor. Keyif veriyor. Alam olur. Alam, elemler olur, lezaiz. Yani elem dediğin şeylerin hayatın farklı versiyonları, yapı taşları olduğunu, onlarla savaşılmadığını, onlarla barışık yaşamak gerektiğini, onlarla yaşamaya alışmak gerektiğini anlarsın. Çünkü dertlerini bertaraf etmek düşüncesi derttir. Çünkü en büyük dert, bütün dertlerini kaldırırsan en büyük o kalkan dertlerin toplamı kadar dert olur. En büyük dert dertsizliktir. En büyük derman dertlerin kendisidir. Çünkü dertler bana derman imiş. Lübünü bulursan kışrını acımadan seni atarsın. Dertleri kaldırdın. Oluşan boşluğu neyle dolduracaksın? Oluşan o meteor taşlarını indirdiği bir boşluk var. Bütün dertler kalktı, onun boşluğu kadar dert oldu şimdi. Tanımadım bir dert ama. Daha öncekini tanıyordum. Taşı kaldırdın. Çocuklar oynayacak, kuyuya düşecek. Doldur bakalım, nerede bulacaksın o kadar çöp? Harfiyat yapman lazım başka bir yerde. Kardeş, kainatın işlevini, sistemini fark et. Kainat nasıl işliyor? Bu sistemi nasıl yapmış Allah? Bildin mi rahat ediyorsun. Keyif veriyor. Bir ders vardı. 234 psikoloji. Şeytan denen sistemin insanda monta edip insanda nasıl çalışıyor? Keyif veriyor. Adam çok fena rahatsız etti bu akşam beni.
benim diyor, aynı böyle diyor. Pabucumu dama atıyor. Yani ayan oluyor. Hakikaten sistem, yok şeytan böyle yapıyor falan. Ya onlardan ben vaazdan bahsetmiyorum. Sistem nasıl çalışıyor? Ustad matematiksel koymuş. Dertler bana derman imiş. Bu ancak uçuk bir adam der. Normal bir adam der. Bak, ne kadar sırat-ı müstakimde olursan, hayat madeni lezzet olur, alam olur, lezaiz, elemler olur, lezzetlerin malzemesi. Kimse deme, duymasın bunu. İfrat ve tefrite ne kadar düşersen, hayatında, olaylarda, tercihlerde ne kadar ifrat tefrite düşersen, o kadar elem alırsın. Her şeyin ifratı şeytanlık, her şeyin tefriti nefse emmareliktir. Bu haletin menfisi de var, musibeti var. Yani bu ortaya çıkan halin menfisi de, menfisi de var, müsbeti de var. Haletin menfisi de var. Seni bir bloke eder bir halet. Tek çıkış intihar görürsün. Ya. Vallahi, peki gelmiyor mu abi? Gelmez mi ya bize? Adam bizi bırakır mı? En büyük şeytan en büyük hizmettedir. O da Kabe'dedir. Muzdalife'ye neye gidiyoruz? En büyük şeytan değil, büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Aa hocam dediler kafileye götürdüğümde. Hocam elhamdülillah uçaktan indi, Kabe'ye geldi. Hocam şeytandan kurtulduk. Ona moralı bozulmasın demedim. Ona en büyük şeytanla tanışmaya geldik diyeceğim diyemedim. İnanın ha, bilerek kafilesin yani. En büyük şeytan oradadır. Nerededir? Mesela bir yer dershanede kavga gürültü olmuyorsa bir hizmet olmuyor demektir. Ya hareket varsa toz çıkması lazım. Toz çıkmıyorsa herkes oturuyor demektir. Onun için kavga çıkıyorsa benim hoşuma gidiyor. Demek hizmet var. Yani bir şeyler oluyor yani. Bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorlar. Yok, neyi paylaşacaksın? Oturup kalırsın. Hasan abi, az önce bir mesaj geldi de abi. Şeyle ilgili, şeytan taşlamayla ilgili, iki tane taş atmış, üçüncüsünde şeytan diyor, kanka bari sen yapma diyor. Şeytan kulağını üfürüyor, kanka diyor bari sen yapma diyor. Allah, tevafuk mu etti? Başka, bunu nereden okudum? Sözler 744. Kuvveti iman nispetinde ruha libas giydiriliyor. Allah Allah. İman, ne diyor? Maddi maneviye. Dün okuduk. Ruha giydirilen bir elbisedir. Akla giydirilen bir elbisedir. Nerede geçiyordu, hatırladınız mı? 20. söz. İman gibi maddi maneviye. İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde söylüyor. İşte bu giydirilen elbiseden çıkan dalga boyuna halet deniliyor. İbrahim'e diyor bir halet verdik diyor. Bu haletiyle, bak halet verdik, bu haletiyle İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmadı. Hatırladınız da dün boşuna mı okuduk onu? Ateşe karşı mukavemet haletini vermiş. Ha, ateşe karşı mukavemet haletini verdim. Şeyler de öyle, günahlar, ateş çeşitlerinden okudum dün. Dün İbrahim'i atan ateş kim, şey kimdi? Nemrut. Nemrut'un ateşi neydi? Nefret, affetmemek, cimrilik, öfke, yalan, gıybet, kendini değersiz zannetmek. Devam ediyor dünkü derste. Bu ateş, ya bırak Nemrut'u ya serseriyi ya. O tarihin derinliklerinde mi zannediyorsun? Nemrut burada. İbrahim'i de orada mı zannettin ya? Allah'ını sersen ya. İbrahim benim kardeşim. İbrahim burada. Burada kardeşim. Firavun'u gidiyorsun, Kızıldeniz'de arıyorsun. Ne arıyorsun kardeşim? Burada ara. Şeytan ne arıyorsun Muzdelife'de? Şeytan burada. Burayı taşlayacaksın ilk önce. Burayı taşladıktan sonra evi taşlamaya gideceksin. Musa burada. Firavun ve Musa simgesi vücuttaki sun surunu hakim misin değil misin? Nemrut ve İbrahim Kur'an'daki simge, bedenindeki ateş unsuruna hakim misin değil misin?
çok tuhaf ya. Kur'an böyle şimdi keyif vermiyor mu? İsa ve Meryem simgesine, dimağına hakim misin değil misin? Bu Meryem'dir ve yumurtalıktır. İçerisi döl yatağıdır. Kulak zarı bozulmadan vahiy geliyor, kelam geliyor. Dersler, sohbetler geliyor, Kur'an geliyor, zar bozulmuyor. İsa dölleniyor, karşıya anlatıyorsun, ölü gönüller diriliyor. Aha sana İsa. Gelenle kalbin ruhun diriliyor. Aha sana İsa. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. İsa'yı ne arıyorsun o Şamlarda ya? İsa burada. Allah Allah. Musa nerede? Vicdandaki iradede. Şeriat. Bir tanesi tenzih, bir tanesi teşbih. Teşbih İsa, tenzih Musa. Zihin İbrahim mi oluyor? Zihin İbrahim. Zihin İbrahim. Yani dimağın bütünlüğü. Dima İsa. İbrahim'in meşrep neydi? Şefkat ve tefekkür. Ya acayip ya, bu sefer Kur'an acayip olmuyor mu şimdi? Çok tuhaf ya. Emir ve irade Havva Süleyman Aleyhisselam. Evet. Süleyman Aleyhisselam. Havva, emir ve irade arşı. Süleyman, Allahu Ekber. Su arşı. Kim? Musa. Allah Allah. Latife-i Rabbaniye de Hazreti Muhammed. Latife-i Rabbaniye de Muhammedi meşrep. Koydum başımın üstüne ya Muhammed seni aleyhissalatü vesselam. Keyif alıyorum senden. Ulan bu dünyada bu keyif varsa o dünyada ne olur. O dünya bu dünya zaten karıştı. Hangi yerdeyiz ben de bilmiyorum. Bak. Laf güzaf demedim. Dünyada mıyız, ahirette miyiz karıştı. Biz zaten ölmeden önce öldük. Mutu kablente mutu. Ne demek biliyor musun ahiret? Ahiret nerede biliyor musunuz? İnan vallahi aynı böyle inanın. Böyledir. Ama biraz perde yırtılmasın inşallah. Tamam. Bir parçasını anlatacağım. Hemen şey oluyor. Tamam. Ahiret nerede? Odun misali vermeyeceğim. Öyle değil. Bu beden aynen hiç şüphesiz adınız gibi inanın dünyadır. Şimdi şu anda konuşurken dünyada mısınız? Ruhtayız. Hayır, ruhtayız. İşte ahiret bu. Yani bedene sirayet eden ruh ahiret tamamen. Ahiret üstü bile. Ahiret de değil. Şu anda haletimiz ahiret. Haletimiz bozuksa cehennem. Şu anda biz ahiretteyiz zaten. Ama dünyayı kullanıyoruz. Ruh, ceset, ruh, yer değiştirdik. Yer değiştirdik. Şu anda ruh galip. Beden, şu anda bize galip. Biz galibiz. Ruh sır galip. Yapıyor değil mi abi? Ha? Sır yapıyor. Şu anda ahiretteyiz kardeş. Ahiret, dünya diye bir yere gidip gelmeleri yok. Diyor ki bu 500 kaçtı? 33 müydü sözlerde? İnceremizdi bir nükte. Eğer diyor cesedi kalınlaşırsa ruh inceleşir. Ruh kalınlaşırsa ceset inceleşir. Şu anda ruh inceleşiyor. Kalınlaşıyor, büyüyor, kaplıyor. Şeyse ceset inceleştiğinde aşağıya. İnce bir çizgi var. Mesleviden söylüyorum. Dünya ve ahiretteki mesafe ne kadar uzak, ne kadar yakın. Allah Allah, tuhaf tuhaf bakmayın ya. Ben mi uyduruyorum? Yani bir yerde aramayın da ne olur yani. Oradasın da, olduğun yerde. Olduğun yerdesin ve olduğun yeri başka yerde arıyorsun. Allahu Allah, Allahu Allah. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası bak. Meczup diyecekler. Doğru söylüyorlar. Savunma. Aynen doğru. Manyaklar, manyağın birisidir diyorlar. Ahireti getirdi buraya. Sanki ben getirdim. Burada değildi de ben getirdim. Bak, okuyayım.
Sen İncil mi okuyorsun bunu? Risale'yi nasıl okuyorsun? Ha, hep böyle bir kafanda bir şablon var din ve ahiret. Oraya uyanı ima olsa, remiz olsa sarahat diye kabul ediyorsun. Senin kafana uymayan sarahat ifadeleri teşbihtir, tenzihtir onu, tenzih ederiz. Teşbihtir bunlar diyorsun. İmaları, gizli manaları kafana uyduğu için sarih diyorsun. Sarihleri de hoşuna gitmediği için teşbih diyorsun. Müteşabih diyorsun. Bak ben mi uyduruyorum? Fesubhanallah. Hayret ediyor sana ve bana. Ben uydurmuyorum ha yazıyor. Fesubhanallah. Ustad. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Aynı şey için söylüyor. Mesafe sonsuzdur. Mesafe yoktur. Fesubhanallah niye? Bu kafada işte. Başka? Yastan. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ne kadar uzundur. Başka? İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berza ne kadar şeffaf ne kadar kesiftir. Devam ediyor. Aslanım benim. Allah öp diyecektim şimdi. Baba yani. Ya bak ne olur. Ruh ahiretten üstün değil midir? Hizmet makamı. Ruhuna hizmet makamı değil mi cennet? Ruh ahiretten üstün, arştan üstün, Cebrail'den üstün, arş azamdan üstün değil midir ruh? Ruhumdan öfledim diyor Allah. Cennete demiyor, cenneti halk ettim. Ruhunuzu ruhumdan öfledim diyor Allah. O ruh sende işte, ha şimdi işte. Oradasın zaten. Olduğun yerdeki yeri başka yerde arıyorsun. Koltuk nerede beyaz koltuk diye koltuk arıyorum. Neye benziyor biliyor musun? Bazen manyaklaştığım zaman gözlüğüm nerede diyorum. Kafamdaki gözlüğü unutmuşum. Kafamda gözlük duruyor. Gözlük arıyorum. Hiç böyle bir şey başınıza geldi mi? Bu değil. Başka bir şey söyleyeceğim. Derse giderken masadan kalktım. Geçenlerde ama kimseye söylemeyin gülerler. İnan oldu. Kalktım çorap arıyorum. İnan. Derse gideceğim çünkü. Ya nerede falan? İnan ayağımda çorap var. Daldım. Ahiret. Ahiret nerede? Ruh bedende neredeyse. Ahirette dünyanın orasındadır. Ahiret değil şu anda. Cennet havasını yaşıyoruz. Eğer haletin bozuksa o cehennem bir şey değil. Serin olur. Cehennemin cehennemi olur diyor. O cehennem serin olur diyor. Hatırladınız değil mi? Cehennemden beterdir diyor. Sözler. 744 müydü? 712 miydi? Cehennemden beterdir. Haleti yakar falan diyor. Cennetin cenneti de burada o zaman. Evet. O zaten herhalde okuyacağız onu. Burada da. Cennetin cenneti de burada tabii. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, avamı beklediği cenneti havas dünyada ruhunda yaşar diyor. Cenneti Allah'ı görmeyecek miyiz? Adam yaşarken Ahmet bin Hanbel Allah'ı görmüş. Hazreti Ali görmüş. Allah Resulü gitti, geldi, cenneti de girdi, geçti orayı. Yaşamadım. Onların yaşadıkları hali biz bekliyoruz. Ya o kadar insan terakki eder ki, hakaiki imani şuhud derecesinde olur, yaşar. Kayyumiyet bahsini geçmiyor böyle. İnsan inkişaf ede ede ruhen, dünyada hakaik imani şuhud derecesinde görür diyor. Hakaik imanın birincisi ne? Allah'a iman. Ahmeti ve melaiketi ve kütübi ve resulü. Şuhud derecesinde. Lemalar. Şuhud ne demek? Müşahade ya. Görmek deme sakın. Müşahade ediyor. Nerede? Allah'a müşahade ediyor. Dünyada. Seyrediyor. Abi nasıl seyrediyor? Horlarken, horlamanı duymazken, rüyadakilerin sesini duyuyorsun. Horlarken, gözün kapalı, olduğu halde rüyadakileri görüyorsun. Ha, bu görme ve işitmenin 70 kat ilerisi. Ruhtaki. O kameradan elektriği çıkartsak, o kamera sizi görür ama netice olmaz. Aynen. Gören o gözü değil yani o. Göz kapalı.
Horlamamla öteki oda havaya kalkıyor. Ama şuradaki şu ses buraya duymuyor. Rüyadaki sesleri duyuyor. Ya bu tuhaflık, zaten dünyada yaşıyoruz ama farkında değiliz. Bu gariplik yani. Ses geliyor, duymuyor. Binadakiler vuruyor. Dur. Yandakiler ha. Acayip bir şey ya. Öyle biz yurt dışından çok otellerde bulunduğumuz için adamın bir horlaması var. Samimi söylüyorum ya. Horlama var duvardan. Ben inan rahatsız oluyorum adam. Lan dedim, domuzu yiye domuzlaşmış ya. Domuz acayip bir şey ya. Bu kadar olur mu? Oynuyor ya. Ulan dedim, bu yatağı ben buraya nasıl alayım? Gece kalktım, o yatağı bu tarafa aldım otelde. Ama kendisi rahatsız olmuyor ve o anda rüya görüyor. Gördüklerinin sesini duyuyor ama kendi horlamasını duymuyor. Bu tuhaf, garip değil mi bu dünya? Ses duyuyorum ama kendi sesimi duymuyorum. Kendi sesimi duymuyorum, başka sesi duyuyor. Bedensel hayattan çıkan ruhtakileri yaşar, bedensel sesleri duymaz. Halet senin cehennemin veya cennetin dünyada. Kuvveti iman nispetinde ruha libas giydiriliyor. Ceset ruhla lezzetlenir. Ceset ruhla lezzetlenir. Ruh ise vicdanla lezzetlenir. Vicdanı lezzet ise, sırayla gidiyorum, bir de okuyayım mı? Bak. Sözler 745'ten okuyorum. Bak bir de okuyorum. Kuvveti iman nispetinde ruha libas giydiriliyor. İman madde-i maneviyedir diyor 20. sözde. Ruha giydiriliyor. Madde-i manevi, manevi madde giydirildi. Ceset ruhla lezzetlenir. Gir içeriye. Ruh ise vicdanla lezzetlenir. Vicdan ise İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Yani ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniyle bunun tümüne, dördünün hulasasına vicdani lezzet denilir. Bütünlüğünden vicdani lezzet oluyor ki kişinin cenneti oluyor. Tabi kişinin cenneti bu. Dairesi var mı abi, onunla beslendi? Yani bunun artık bir şey, vicdanda latife-i Rabbani yok mu? Ucu müşahadetullah. Artık cennet Allah'ı görmeyecek miydik? Adam dünyada zaten latife-i Rabbani'sini Allah'ı görüyor. İlerliyor da. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şöyle bir ifadesi var. Kişinin diyor cennetteki esması, son mertebesi, bazı havas dünyada o esmanın içindedir diyor. O esmanın içindedir. Cennet vicdandadır. Cehennem vicdandadır. Cennet vicdanda, cehennem de vicdandadır. Vicdanı lezzetten bahsediyorum. Kap getir. İbadeti yapmaktan gelen lezzetleri koy içine. İbadetullah. Ve onunla alakalı lezzeti koy içine. Zihin. Vicdanın içindeki zihin. Zihin. Onun içerisinde ne var? Marifetullah. Kaynağı nereden? Dimağdan besleniyor. İşte dimağın bütünlüğünde, vicdanda karşılığı olan marifetullah. O marifetullahın lezzetini koy tencerenin içine. İki etti. Sonra his var. His silah-i rahim. Yani silah, Allah, rahim olan Allah'ı ve Allah ölçü yaparak sevmek ve sevdiğini seçmek. Yani Allah için sevmek, Allah için hislerin getirmiş olduğu lezzetler. Yani ruhani lezzetler. Aşkı mecaziden, aşkı hakikiden düşün. Mevcudattaki marifetullah'tan gelen, tefekkürü imaniden sonra hasıl olan hissi lezzetler. Bir sürü koy onu. Karıştır onu. Karıştır. Ha, muhabbetullah. İbadetullah. Marifetullah. Muhabbetullah. Karıştır. Ondan sonra bşşş diye karıştırdık. Abi renk değişti. Meğer Latife-i Rabbani ortaya çıktı. Latife-i Rabbani müşahadetullah. Onu da karıştır çıkan şeyle. Artık dördünü karıştırdıktan sonra zeminsiz zeminde vasıfsız vasıf olan, mahluksuz her şeysin kaynağı olan musad etmiyor. Gözüküyor. Şey oluyor. O oluyor işte.
Anlayan anladı. Allah Allah. 745 sözler. Ne be? Kardeş, ustad bile lezzeti beklemiyor. Diyor ki, lezzet hizmet içinde. Hizmet aynı lezzet gösterildi bana diyor. Öyle mi? Bazıları bunu tasavvuftaki aşkla karıştırıp nurculuğu farklı bir hususiyet... Nurculukta kalıpla gider, ilm-i usulü dini esaslarını bozmadan, rencide etmeden ilmi çerçevede 91 emirdağında öyle diyor. Onların diyor ibadette bulduğu lezzeti emirdağım yok, getirirsen emirdağ diyor. Tarikatın diyor ilimde bulduğu lezzeti, lezzeti ruhani, nurculukta ilim ile bulunur. İlim hiçbir şeyi kıyas edilmez. Çünkü ilim farzdır. Tasavvuf farz değil. Tasavvuf sünnettir. Fakihin evinden yemiştir. Ama ilim farzdır. Bir tanesi çıktı. Olur mu ya falan tasavvuf ilimden üstündür dersen, ilmi usili dini, edile-i şeriyeyi oynatırsın, ehl-i sünnetten düşersin. İlim farzdır. Ona kıyas edilmez tasavvuf. Efendim, sayfa 91, diyor ki, ehl-i velayetin amel ve ibadet ve suluk ve riyazette gördüğü hakikatler ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik imaniye, aynen onlar gibi Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış, sülük ve evrat yerinde mantiki burhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatul hakaika yol açmış. İlmi tasavvuf ve tarikat yerinde doğrudan doğruya ilmi kelam içinde ve ilmi akaide ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış ki bu asrın hakikat ve tarikat ceyranlarına galebe çalan felsefi dalaletlere galebe ediyor, meydandadır. Teşbihatı olmasın. Nasıl ki Kur'an'ın gayet kuvvetli ve mantıki hakikati sair dinleri ve felsefe-i tabiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta istinat olduğu taklidi ve aklın haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti. Aynen öyle de bu zamanda onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiye karşı avam-ı ehli imanın taklidi olan imanlarını o dalalet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp umum ehli imana bir nokta-i istinat ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi zapt edilmez bir kala hükmüne geçmiştir ki bu emsalsiz dehşetli dalaletler içinde yine avami müminin imanını şüphelerden ve İslamiyetini hakikatsızlık vesveselerden muhafaza ediyor diye devam ediyor. Yani Risale-i Nur'la şeyi kıyas ediyor. Çünkü Risale-i Nur'un ilmi kelam içinde ilmi akaidi ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış. Bu üç tane zemin yaparak. İlmi kelam içinde, ilmi akaide, akaid, iman esaslarında inkişaf demek. Bir de edile-i şeriyenin usulleri var. İlmi usulü din, usulü din kaidelerinin içerisinde, yapısı içinde. Yani onları sanki acizmiş, onlar böyle bir şey netice vermez gibi kale almadan başka bir yol açmamış Risale-i Nur. Çok dua. Çok garip. Harika bir şey. Çok hoş bir eser ya. Çok acayip bir şey. Sen de bir kitap yaz, yani işte biz de hayatımızı ona verelim. Ve arzularımızı verelim. Ve bir kitap yaz da ömür verilsin. Asıl saadet hariç böyle bir kitap yoktur. Yani kitaba ömür verilen bir kişi bin kişi değil, bir ordu. Kitaba vakfı hayat edilen, hayatlarını kitaba vakfeden bir kitap ve cemaat var mıdır? Asıl saadet hariç.
Asr-ı Saadet'te ashab-ı sufa vardı. Onun dışında ta gelene kadar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri 260. mektupta öyle diyor. Asr-ı Saadet'teki gibi diyor Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor o hakikat. Nedir o? Direkt Allah'tan, direkt peygamberden, direkt Kur'an'dan ders alacaklar. İşte hayatını Kur'an'a ve kitaba vakfeden bir vakıf sistemi var mı? Asr-ı Saadet tarih. Çünkü ashab-ı sufa vardı. Yok. Nasıl bir eserse. Devam. Haricin insana yüklediği, içine aldığı haletler de var. Misal, vahiy anı peygambere mahsus apayrı bir halet. Her şey dışarıya, bak, her şey dışarıya içindekilere yayıyor. Her şey dışarıya içindekilerden yayılıyor. İşte bu onun haleti. Sen bazen başkasının haletine girdiğin gibi, ya beni halete soktu ya, tesir etti seni. Onlar da senin haletine giriyorlar. Sen de bazen değiştiriyorsun onları. Bunun, hani bazıları diyor, bir yere gittim de geçiyordum öyle, duydum. Ya haletimizi bozdu ya bu adam geldi diyor. Haletimizi bozdu diyor, duydum ben. Aa, adam geldi, benim için diyor. Haletimizi bozdu dedi ya. Bir yere gitmiştim de, ya geldi haletimizi bozdu dedi ya. F-25 grubuydu. Ben bilmiyordum öyle bir yerdi. Bunun genişliği vicdaniyatı kadardır. Vicdaniyatı ne kadar genişse seni böyle, o nispete dışarı etkilersin. Eğer vicdaniyatın böyle çekirdekse, fındık gibiyse, kabak gibi vicdaniyatlar seni etkiler. Eşyanın haleti yaymış olduğu şey ise, eşya, bu da yayıyor, bunun da haleti var. Oranın hakikatına göre müekkelleri oluşturur. Yani bunu müekkel melaikesinden oluyor. Mektubat 173. Hep kaynaklı Erdinç. Başka, eşyanın yaymış olduğu sirayet, enerjilere de halet deniyor. Mektubat 283. Burayı takip etmeniz lazım. Biraz harita yapmışız. Gerçi yansıtsak iyi olurdu ama. Vücuda çıkanlar. 1. Manaları. 2. Keyfiyetleri. 3. Haletleri. Vücuda bırakıp öyle gidiyorlar. Haletler de vücudu varlıklardır. Haletler mahluktur. Ruhun dışa vurulduğu enerji, koku. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin geçtiği yerde, burayı dinleyin. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin geçtiği yerde koku bırakırlardı. Sahabeler oradan Resulullah geçtiğini tanırlardı. Resulullah geçti diyor burada. Belirli bir zamana kadar kokurda kalırdı. Halet böyle işte. Haletini bırakıyordu. Halet etti böyle beşeri lisanda koku. Peki, koku halet olduğuna delil. Kokudan kim olduğu bellidir. Herkesin kokusu farklıdır. Balık kokusu balığın haletidir. Mesela hamsi pişerken kokusu. İstavrit pişerken kokusu kesinlikle. Palamut pişerken kokusu. Sargan pişerken kokusunu kesinlikle bu 4 tanesini keskin bir şekilde ayırırım Allah'ın izniyle. Çünkü çok hoşuma gider. Koku, demek ki koku halettir. Allah Resulü'nü sahabeler oradan geçip geçmediğini anlarlarmış. Peki, ustadın kirli ve temiz çamaşırını nasıl ayırt ederlermiş abiler? Kokusundan. Kokan çamaşır kirlidir. Kir hiç kokmuyor ha. Gül gibi, mis gibi kokarmış. Kokmamışsa ustat yok orada. Onun için Allah Resulü'nün hırkası da öyle. Hırkayı şerifi boşuna Vesel karnına göndermedi. Bana göndermedi ki. Yani o haletleri taşıyorlar. Yıkanmaz o. Size bir ipucu vereyim mi? Bir ipucu vereyim mi? Şundan vereyim.
Şarap içenin kokusu da sidik ve büyük abdest gibi necistir. Bir şey anlatacağım. İslam'ın kokunda. Teri mi? Ter. Ben ne dedim? Ha, dönüşüm. Teri. Ha, teri, ter, şarap içenin teri, demek ki aynen gayta ve idrar gibidir. Kişinin kimliğidir kokusu. Aynı zamanda bu halet. Halet aynı zamanda insanın kimliğini oluşturur. Size bir şey anlatacağım bunda. Terden alakalı. Bir daha söylüyorum çünkü kullanacağım ben bunu. Şeyi çok kullanıyorum, çok güzel kullanıyorum. İslam hukukunu psikolojide kullanıyorum. Şarap içenin teri necistir. Hem de necisi aindir. Necisi, necaseti hafife değil, galizedir. Bak nerede kullanacağım. Ama bu bundan sonra söyleyeceğimi şeyden aramayın. Böyle topladım işte Resulullah'ın hırkası, Resulullah'ın koku. Mesela bir manevi büyük bir şahsiyeti düşünün. İyi dinleyin ama. Manevi şahsiyeti düşünen bir insan düşünün. Fazıl, ilmine hamil. İlmine sahip, yaşayan. Söylediğini yaşayan, maneviyatta dolu bir insan. Atleti terlese, yıkamayın onu. Al onu. Koy kenara. Kurut, koy. Sıkıntın olduğu zaman kokla. Hop, yukarıdasın. Çünkü odur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hırkayesini niye göndermiş mesela karar ne? Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın orada bıraktığı kokudan sahabeyi nasıl tanırdı? Köpek bile kokudan avına gidiyor da. Çünkü av alamet bırakmış. Ben buyum diyor. Ben de atlete kimliğimi bıraktım. Sen de bıraktın. Ama yıkamayacaksın. O zaman sıkıntılı olan alır. Dizdedir. Çünkü odur. Odur olduğu için zaten teri necistir diyor. Adam gibi adamın da teri de odur. Necis adamın teri necis olduğu gibi temiz adamın teri de temizdir. Sen Resul-i Ekrem Hazreti Aleyhisselam terin işini görsen. Aman ya bir elimi yıkayayım falan der misin? Tövbe estağfurullah ya. Bebek kokusu. Ha! Bebek kokusu. Aferin lan. Kafan çalışmaya başladı herhalde. Allah'ın son hadisi var. Çocukların ensesinden 3.5'a kadar annesi için söylüyor ama. Cennetin kokusunu alır diyor. 3.5'a derken yaşa kadar mı? Yaşı 3.5'a kadar. Evet. Çünkü 3.5 demek cinsiyetini bilmez. Çocuk cinsiyetini bilmez. Bir de şeyi bilmez. Mesela arabaya çağırır. Erkek çocuk gelmez. Gider kırar. Kırmasının sebebi çağırdım niye gelmedin? Canlı biliyor. Anladım. Yani canlı ve cansız ayırt edemiyor. Mesela bebek, kız çocuğu şey yapıyor. Niye yaşar? Onun için kırıyor. Niye bana itaat etmiyorsun? Gel dedim diyor kıza, bebeğe. Gelmiyor. Yani canlı ve cansız ayırt etmesi yok. Onun için tamamen halis cennet gibi kokar. Ya çok tuhaf şeyler ya bu ilimler. Çok tuhaf. Tamam. Şeyi bir de okuyayım da çünkü kullanacağım. Haletler de vücudu varlıklardır. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin geçtiği yerde koku bırakırlardı. Sahabeler oradan tanırlardı. Eşyanın temasında insan hem kokusunu eşyaya temas etmesinde hem kokusunu hem keyfiyetlerini hem haletlerini yani izini bırakıp öyle gidiyor. Ondandır ki İslam hukukunda kadının kalktığı yerden hemen oturmayın. Zira timsali kalır. Rivayet hadis. Kadının kalktığı yerde hemen oturma. Bir havalansın, bir soğusun. Erkeğin kalktığı yerde kadın hemen oturamaz. Zira nesi kalır? Timsal. Timsal ne? Ayna. Ayna düşün. Güneş. Aynadaki güneş, güneş midir? Hayır. Ayna mıdır? Hayır. Ne aynıdır ne gayr. Kalktığı yerde de aynı odur. Ben kalktığım yerde ne aynıdır ne gayr. Koku balık kokusuyla köpe gidiyor. Tavşan kokusuyla gidiyor. Tavşandır o.
Köpek bile ya bırak ya bu hikaye ya ne kokusu ya şey tavşan varmış. Aynen ayırt eder. Bu tavşanın kokusu bu köpeğin kokusu bir sığırın kokusu. Affedersin kusura bakmayın bilmem büyük abdest bile farklı kokar ya. Yani ulemanın söylediğini söyleyeceğim çok özür dilerim. Büyük abdesti, büyük adamların büyük abdesti bile öyle rezil ve kepaze adamların büyük abdesti gibi kokmazmış. Niçin biliyor musun? Şimdi ben ekliyorum. Doktora gittim. Tahlil ettir. Tespit edemedim. Neye doktor? İdrarımı ve büyük abdestini. Lan ne yapacaksın benim büyük abdestimi? Senin içinde haber veriyor. İçini dışarıya taşıyan mesajcılar değil midir büyük abdest? Tahlili göndermiyor mu seni? Ulan seni taşıyor şey ya. Büyük abdest adını koymayayım işte o. Seni dışarıya taşımıyor mu? Üşüttüm bilmem neyim var böbreğin taş var demiyor mu? E benim haletim beni taşımayacak. Benim kokum beni taşımayacak. Benim terim beni taşımayacak. Benim sesim beni taşımayacak. Benim simam beni taşımayacak. Adama bak sima ya. İslam siması yok ya. Bundan şey, Mehdi ve Mücedid diyorsun lan. İslam siması yok ya. Allah Allah. Hem de bir insanın kalktığı yere hemen oturma deniyor hukukta. Nereden çıkarttım? Mektubat 295. Öğlen dersleri böyledir. Öyle mi? Elhamdülillah. Keyiflidir. Akşam bulmam da öğlen güzel. Ha o çarşamba o değişik o. O da manyak dersidir o. Sen ne diyorlar ki? Şaka diyorum. Delilik bölgesidir o. Mayın tarlasıdır çarşamba dersi. Peki başka yer okuyorum. Her bir düşünce bir enerji ortaya çıkarıyor. Düşündüğünüz her şey enerjidir. Düşün yani benzin yanıyor desen. Demeye gerek var mı ısı çıkartıyor? Odun yanıyor demek. Isı ve duman çıkıyor da şüphen var mı? Düşünüyorum. Enerji yayıyorumun adıdır. Aynı şey. Düşünmek enerji yaymak aynı şey. Her bir düşünce bir enerji ortaya çıkarıyor. Buna halet de deniyor. Veya bir sıfat da deniyor. Her bir yapının, tahayyülün, tasavvurun düşünürken çıkan çıkan yapının bir tarafına sirayet, bir tarafına insiba ve inikas, bir yapısına da halet deniliyor. Arasında böyle acayip farklar var. Şunu kastediyorum. Odunu yak. Duman çıkmıyor mu aynı yerden? Nur çıkmıyor mu? Isı çıkmıyor mu? Yani dalga boy latifelik çıkmıyor mu? Aynı yerden çıkmıyor mu? Ha, aynı kafadan insiba ve nikas, halet, sirayet hepsi farklı yapı. Odundan çıkan duman, nur, ısı, ışık, latifelik, letafet, dalga boyları hepsi aynı yerden çıkıyor. Aynı odundan böyle farklı şey çıktığı gibi aynı kafadan sirayet, halet, insiba ve nikas çıkıyor. Hepsi yapısı farklı. Dumanla nur gibi. Okuduğum yer Mektubat 335. Başka? Nasıl ki balığı kokusu yayılıyorsa, balığın kokusu yayılıyorsa... İnsanın her bir vasfı bunun gibi dışarıya veya içeriye sıfatını yayıyor. Mesela balık kokusunun olduğu yerde bulunsanız elbisenize işler mi işlemez mi? Sirayet eder. Buzdolabında kokan bir yemeği diğerlerinin yanına koyarsanız o yemeğe işler, sirayet eder. Ha, nasıl ki bir sigara içilen yerde... Balık olan yerde elbiseye sirayet ediyor. Hemen yıkarsan çıkar. Senelerce kalsın çıkmaz. Misal vereyim başka bir tane. Senelerce köydeki evleriniz kapalı kalsın. İçeride bulunan elbiseye oranın havası sirayet eder. Seneler sonra gidip yıkasan bile o koku çıkmaz. Ha, işte bir insanın, kötü bir insanın veya bir iyi bir insanın yanında... Kala 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 çıkmayacak kadar ruhuna sirayet eder. Unutmayın. Anladık mı? Sirayet böyle bir tuhaf bir şey.
Kimin yanı, onun için Allah Resulü'nün hadisi var. Kimlerden dininizi öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Hadis bu. Başka? Bir taraftan çıkan halet diğerlerini de etkiliyor, kısmen bloke edebiliyor. Mektubat 343. Mesela sen adamın, adam bayağı konuşacak. Bak şimdi konferans veriyor. Zehir zembereğini akıtıyor. Herkesi böyle coşuyor, pisliğini akıtıyor. Ben de gidiyorum salona, adam konuşuyor. Beni bir görüyor. Benim haletim onu blok ediyor, konuşmayı, konuşacağını da konuşamaz. Kişinin gücüne göre kaplıyor. Evet, blok ediyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs şeyi böyle mi oldu peki? Bunun gibi. Mesela Süleyman Aleyhisselam, Kur'an'da gösteriyor. Vefat etmiş, peygamberler çürümez ya, bastonu dayalıydı. Bastonun da 6 ay sonra çürüyor, düşüyor. Cinler onun korkusuna çalışıyorlardı sağ diye. Kur'an'da diyor ki cinler gaybi bilselerdi yanı başlarındaki Süleyman'ın vefatını bilirlerdi diyor Allah. Anladınız mı? Dolayısıyla bu canlılık sirayeti veriyor. Çünkü peygamber çürümez. Çok acayip. Peygamberin yolunda gidenler de çürümüyor. Şehitler de çürümüyor. Ben mi duyuruyorum? 23 sene oldu değil mi Turgut Özal'ın rahmetlinin cesedi? Aa, yeni çıktı. Sırf sağ ayağı mı, sol ayak mı dizden aşağı bir çürümüş. Vücudu sağlam. Çünkü şehit ettiler. Bak çürümedi cesedi. Çürümedi. Mermi attılar. Mermi attılar. Menderes'i asanlar aynı. Ezanı Türkçe'ye çevirdiği için. Ezanı Türkçe'ye çevirdiği için adamı astılar. Özür dilerim. Aslını Arapça'ya çevirdiği için astılar. Bak bu adam da ne zihniyeti olursa olsun. Bu adam sıra için yapmamış mıydı? Ne için yaparsa yapsın. Bizi ilgilendirmez. Türkçe'yi Arapça'ya çevirdi Menderes. Şehit oldu. Ustad İslam Karaman'ı diyor. Tayyip Bey her bir okula, askeri okulda dahil siyer Peygamberimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim dersi var mı yok mu? Allah yer ve gök ve içindekiler kadar ondan razı olsun. Peygamberimizin hürmetine ben hayatını koyduğu için. Krangram mı diyorlar böyle? Olmuş başörtü meselesi çözdü. O ikinci bir şey. Kangren. Okula diyor başörtüsüz giden diyen adama mukabil bu adam başörtü halletmiş. Neyse. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hatırı olur. Siyerini okula koymuş. Siz misiniz namaz kılanı okullardan öğretmenleri atıyordunuz? Şimdi bu öğretmenler hem namaz kılacak hem de siyer ve Kur'an-ı Kerim'i ders yapacaksın. Laik sisteme kemalistlere dayattı. Ve muvaffak oldu mu? Oldu. Kendisi mi yaptı? Hayır. Allah ona nasip etti. Ya sen de buna düşman oluyorsun. Yazıklar olsun senin boyuna, postona. Bu Kur'an-ı Kerim ve siyer dersinin kalkması için Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya başvurmuş. Anayasaya başvuran bu Cumhuriyet Halk Partisi başörtü düşmanına başörtülü kızlar, hanımlar rey toplamaya çıktı evlere. Başörtü düşmanı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne başörtülü hanımlar Müslüman namı altında olanlar diyor şu anlarda. Müslümanlıkla alakaları yok diyor. Ustad diyor bak, Müslüman namı altında, namı, unvanı gözüküyor, Müslüman gibi gözüküyor, içi kof. İçi zihniyet dinsiz. Zihniyet CHP. Başörtü düşmanına destek veren, başörtü düşmanına destek veren kendisi başörtü düşmanıdır. Küfre rize küfür, zulme rize zulüm. وَلَا تَرْكَنُوا زَلَّمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Zulme değil taraftar olanı. Hafif meylediğini bile Kur'an tehdit ediyor. Amunafık. Sen İslam'dan gözüküyorsun. Başörtü düşmanına başörtülü kızlar nasıl böyle hanımlar destek ister? İçi yok ki. Ha, sen ne biçim ağır konuşuyorsun? İslam zahire bakar kardeşim. Şeriat zahire bakar. Biz kim niyetlerine bakmayız. Şeriat zahire bakar. Küfre rize küfür, zulme rize zulüm. Şeriat taktik, eli keser.
Uyanık olacaksın. Uyuyor musun kardeşim sisteme, şablona? Uyuyor. Bu budur. Edile-i şerî budur. Ha, başörtü takmayan Allah beni affetsin diyor. Bak Müslüman. Ama başörtü düşmanına dost olan başörtü düşmanıdır o da. Başörtü düşmanı olan başörtüyü koyan Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanına dost olan, Allah'ın düşmanına dost olan Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın koyduğu kanunları beğenmeyen Allah'a savaş açmıştır. Allah'a savaş açanın da Müslümanlıkla ne alakası var? Maun suresinde mi geçmiyordu? O namaz kılanlara yazıklar olsun. İmandan önce gir diyor abi tağutlara. Tabi ilk önce la ilahe illallah ondan sonra. İlk önce tağut inkar etmeyle başlar. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Feveylül lil musalli. Hadis-i şerifte de kişinin namazı sizi aldatmasa. Yani hikaye. At çöpe. Hiçbir değeri yok. Allah'ın dinine muhalefet edenin hiçbir değeri yoktur. Hangi ünvan altında olursa olsun. Ben dahi olsa. Ben dahi şeriata, İslam'a zıt bir şey söylesem. Hakkım size haram olsun varsa. Bana itaat etmeyeceksin. Risale-i Nur'a muhalefet ediyorsan bana itaat etmeyeceksin. Hakkım haram olsun. Hakkım helal etmiyorum ya. Etmiyor. Çünkü ben insanım, hata yaparım. Ben kutsi değilim. Beni sorgulayacak şeriattır. Risale-i Nur'dur. Evet. Saadet harici girmedi. Haletten bahsediyoruz. İçini dolduracağım da nasıl izah edeceğim ben bu işi? Ha işine gelmez. Düğmeye basar kapattırsın. At bana gıybet iftiraya koy arkasına. Dinleme kardeş. Biz hakikatin peşinde olanların peşindeyiz. Ben millet dinlesin de peşin olsaydım bir sürü televizyonlarda olurdum. İki kelimeyi zor bir araya getiren 3-5 tane kelimeyi veya psikolojiden bizim şeyleri tespit edip izin alıp da defter kitap yazanlar televizyonlarda cirit atıyorlar. Tahmin edersiniz ki bana onlardan 10 defa daha çok teklif geliyor. Bir hafta önce söylemiştim. Ramazan'da yapabilir miyiz hocam? TRT'den bile bu teklif vardı. Niye? Sıkılıyorum dersenizi ben dinledim diyor bir müdür. Ne olur bunu bir program yapsa. Tamam diyor gelmeyin. Biz orada çekim yapalım diyor bulunduğunuz yerde. Yani niçin mutlu değilim? Bir dersin ben çok hoşuma gitti diyor. Tamam. Haklı adam. Çok haklı. Ya peki ne demek istiyorum? Niye gitmiyorum oralara? Ben insanların peşinde olsam, çokluğa hitap etmek istesem size kanaat etmem. Fıtratımı da görüyorsunuz. Kanaat etmem ya. Camilerde vazifede yaparım. Kanaat etmem. Ama ben bir beşiğim, bir şeyin peşindeyim. Risale-i Nur'un huvel evvelhu vel ahiru ve zahiru vel batın dört mertebesinin bilinmesine gayret etmeye çalışıyorum. Risale-i Nur'un lügat manası yok. Bu mertebelerde var. Beceriyor, becerebiliyorum veya beceremiyorum. Ama böyle bir şeylerden haber vermeye çalışıyorum. Bak böyle bir şey var. Enfusi var. Enfusi tefekkürü derinden derine, inceden inceye tetkikat yap. Hak yolu budur diyor. Tamam. Ona gayret etmeye çalışıyorum. Bunlara nazara verme, verenler pek az olduğu için. Oralara koşturanlar çok. Yani ben size kanaat ediyorum. Ustad diyor. Siz de Risale-i Nur'a kanaat edin. Evet. Bir iki tane de okuyorum. Veya bir tane de okuyayım bakayım. Bir derste de bırakabilir miyiz diye. Bir derste bitmez. Oo. Ama neyse olsun. Şurayı bir de şey yapayım keseyim. Şuurun haricinde de ortaya çıkabiliyor halet. Şuurun haricinde. Misal. Bast ve kaps haletleri gibi. Kaps ve bast haletleri sana yükleniliyor. Şuurun haricinde. Kaps ve bas ne? Kaps neydi? Niye sıkıldım bilmiyoruz. Hariçten yükleme oldu. Bazen leylim leylim falan. Bast. Açtı. Acayip her taraf bu bast. Nasıl oldu? Bilmiyoruz. Ha, ustad diyor. Kastamonu 8'de diyor ki celal ve cemal tecellisi için yani uyanık olan, ruhu bunu fark eden ehli uyanık için, insanlar için Allah bunları tecelli ettiriyor. Diyor ki, ey kulum, şu celal tecellisinin 70 bin perdeden geçmiş hali var ya, öf, püf,
İntihar ediyorsun ya. Bu sıkıntından kurtulmak için intihar ediyorsun ya. Bu sıkıntıdan kurtulmak için ölümü içiyorsun. Ölümü çare zannediyorsan bu sıkıntı cela. İşte celal sıfatının 70 bin perdeden geçmiş gölgenin gölgesi bu. Ya celal ülkesi olan cehennemi hatırla, unutma. O cehennemden haber vermek için. Peki 70 bin perdeden geçmiş cemal tecellisini, bak Harun'a hemen gülmeye başladı. 70 bin perdeden geçmiş cemal tecellisinin gölgesi olan şu cennet asabi halet. Böyleyse tamamen perdesiz tecelli ettiği yer olan cenneti de unutma. Hafsız reca, recasız haf yoktur. Korkusuz ümit, ümitsiz korku yoktur. Peki. İnşallah yarın nasip olursa haletimizin 3. dersini yaparız. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.